Herkese merhabalar. Bu videoda anlatacaklarımız kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Geçen hafta oluşturduğumuz portföye eklemeler yaptık. Gözde ekledik ama sarı verdik. Temkinli yaklaşın. Güler Yatırım Holding ekledik. Yeşil verdik. Cemaş ekledik. Yeşil verdik. Onun haricinde Enkai ekledik, yeşil verdik. Brisa ekledik, yeşil verdik. Bir de finansalları kötü olan, yani şu değerler ondan büyük olup ya da eksi de çıkabilen 3-4 tane şirket var. Bunlara da biz bazılarını ekledik. Burada Türk Sigorta yeşil verdik, Celha sarı verdik. Yani sarı nötrdür. Yatırım yapılabilir, yapılmayabilir. Dikkatli olunması gerekiyor. Akfen Grup Yatırım yeşil verdik. Şok Market yeşil verdik. İşfin temkinli nötr verdik. Yani yatırım yapın ama uygun bir fırsatı değerlendirin dedik. Yani nötr olanlar dikkatli. BİMAŞ yatırım yapın ama uygun bir fırsatta yapın. Nasıl? Mesela BİMAŞ hiç yürümez. Yürüdüğü zaman da alıp götürürler. İşte o yürüdüğü zaman girebilirsiniz. İşfin yürüdüğü zaman girebilirsiniz. Celha burada inceleme gerektiriyor. Bu ayak bizim hissenin ederini belirliyor. Yatırım yapmak için hissenin ederini belirlemek yetmiyor. Mesela BİMAŞ ederinin %10 fazlasında yatırım yapılabilir mi? Yetmiyor. Bu firma kaynakları getiri sağlıyor mu? Buna da bakmak lazım. Eğer bu firma iyi bir getiri sağlamıyorsa ederinde almanız ya da düşük almanız hiç önemli değil. BİMAŞ 10'a 7 kendini yenileyen bir firma. Alınabilir de alınmayabilir de. Haricinde aşağıda daha az kazandıranları aşağıya ekledik. Bunlar da güzel firmalar. Bu firmalar birçoğu negatif gözükebilir ama aslında gelecekte potansiyel vaat ediyor diye buraya koyduk. Çünkü kendilerini çok iyi yeniliyorlar. Kötü olabilir. Mesela Şok Market'e bakalım. Şok Market'e bakalım. Şok Market çok iyi değil diyemeyiz. Evet. Eksi de yazmış. Şu an yeni yeni iyileşmeye başlamış. Çok büyük bir borcu var borç altında. Ancak borçlarını çevirdiği için satışları, forvetleri sürekli arttığı için gelecekte iyi olabilir diye düşünüyoruz. Öz sermaye karlılığı da pik yapmış ama artık bundan sonra fazla artmaz. Sonrasında tekrardan burada hisselerin ederini bulabilmek için hesaplama yöntemimiz vardı. Özel hesaba göre biz hisseleri sıralıyorduk. Gözde bu sefer ilk sıraya yerleşti. Detayını bilmiyorum. Şu an için ben bunları bilgisayara yaptırdığım için analiz de etmedim bu firmaları. Hedef girişim 1, yani bu 10 olduğunda ederi demek, yani ona göre çok ucuz demek istiyor ama detayını bilmiyoruz neden bu kadar ucuz kalmış. Daha önceden Güler Yatırım Holding, yani %90 ve üstü halka açık olan firmaları elemiştim. O firmaları hiç almamıştım. Haksızlık ettiğini düşündüm. Şu an %90 ve üstü firmaları ekledim. Onlardan finansalları iyi olanlar bu sıralamaya girebildi. Yani Güler Yatırım Holding ve Cemaş. Yani bunlar biri %98-99 halka açık ama yani değer üretiyor mu buna bakmak lazım. Cemaş 27'ye 22 değer üretiyor. Değer üretme tablomuz burada. Cemaş'a bakabiliriz. Evet, Cemaş'ın bütün kolonları dolu. Bu kolonlar dolu demek değerini çok iyi üretiyor demek. Değer üretiyorsa bu firma kaçmaya gerek yok. Son bir senesine baktığımızda şu şekilde değerler üretmiş. Peki hissesine bakalım. Cemaş'ın hissesine bakalım.
Cemaş'ta hisse durumu bu kadar değer üretmeye artmış mı? Hayır. Son bir seneye baktığımızda hissesinin ederi şöyle bakarsak artmış olabilir ama %41 de düşmüş maksimumdan. Yani bu hisse cezalandırılmış. Dolayısıyla haksızlık yapmayalım dedik. Bunları portföye ekledik. Sonrasında bakın burada örnek verelim. Örnek verelim. Özak G'ye. Özak G'ye piyasa defter değeri 0,4. Özak G'ye 0,4 olmasına rağmen bizim hesaplamamıza göre 1,9'da fiyatlanıyor. Yüksek piyasa defter değerli bir firmayı ele alalım. Mesela burada geneli düşük ama yüksek olanlar da var. Yüksek olanlar mesela 9,8 T-Trak. Yani biz bu piyasa defter değerine bakarak bunları sıralamıyoruz. Yani bizim sıralamamız daha başka bir sıralama. Şuna göre sıralıyoruz. Özel bir sıralama. Yani piyasa defter değeri 10 olamaz. Buraya bu sıralamaya giremez diye bir kanun da yok. Yani çok şişmiştir diyemez. Yani piyasa defter değeri 20 de olabilir ama şişmemiştir hisse. Dolayısıyla mesela burada ARD yazılım 9,34. Ford Toto var mıdır bilmiyorum. Ford Toto da onlarda olması gerekiyor. 9,24 Koza, pardon yanlış yere bakıyoruz. Piyasa defter değerleri şurada. Evet buradan bakalım. 9,8 T-Trak, 10 Otokar. Evet bunlar piyasa defter değeri 10 olmasına rağmen bizim hesabımıza göre %20 iskontolu şirketlerdir. Dolayısıyla Ford Otosan 9,7 yani %10 iskontosu var gözüküyor bizde. Tabii bu herkese göre değişir. Burada piyasa defter değeri FD, FAVÖK, FK biz bunları çok dikkate almıyoruz ama değeri çok kötüdür FK'sı. O zaman negatif olarak dikkate alırız. Pozitif olarak dikkate almıyoruz. Mesela FD, FAVÖK 51. Yani bu negatif olarak dikkate alınır. Alarko GYO da zaten çok iyi bir şey üretmiyor. Yani üretimi 4'e 5. Kendini yenileme hızı düşük. Onun haricinde yani bu FK'lar, FD, FAVÖK'ler bize pozitif olarak değil negatif olarak etkiler. Yani mesela 11,9 Enkai iyi çok kötü değil. 14,5 14,8 Cemaş iyi çok kötü değil. Yani bu 30-40 olmadıkça mesela Invo 21 ama diğer taraftan baktığımızda da %66 öz varlık karlılığıyla çalışan bir şirket olduğu için yani o onu tolere edebiliyor. Yani 51 olan mesela Algeo bu direkt burada ortaya çıktı. Yani burada borcu yok ama borcu çok az ama bir şeyler de FD üretemiyor. Demek ki FDFO yüksekte kalmış. Yani bir de borçlu şirketler var. Petkim gibi. Cemaş'ta borç da yok. Ülker gibi. Yani bunlar her ne kadar ucuz olsa da borçlar da etkiliyor. Borçları da etkiliyor bu şirketlere. Mesela Şişe. Şişe 6'ya 7 birim kendini yeniliyor. Şişe üzerinden bir hesaplama yapalım. Şu anki faizler %19 diyelim. %3 devlet alıyor. %16 cebinize kalıyor. Bu da hoş geldin faizi. Hadi diyelim %15 kazandınız. Yani 100 bin liranız var. Bir sene koyarsanız mevduata 115 bin TL olacak bir sene sonunda. Siz ne kazandınız burada? 15 bin TL kazandınız. Verginizi ödediniz. 15 bin TL cebinize attınız. Bir sene sonunda yani %15 kendinizi yenilediniz. Firmalara da bu şekilde bakıyoruz. Firmalar kendini ne hızda yeniyor? Burada Şişe'de baktığımız 6'ya 5 dediğimiz oran yenileme hızı senelik değil. Bu yenileme hızı 3 aylık. 3 ayda bilanço veriyorlar. O hız ona göre değişiyor. Yani bu 3 ayda 6 yeniliyorsa genel olarak şöyle yapalım. CTRLF Şişe yapalım. Şişe bakalım. Şişe nerede? 3 ayda Şişe için konuşalım. Şişe Şişe Şişe. Evet şurada bir tek ismi çıkmış bomboş sütunları. 3 ayda yani 6'ya 5 yenileme hızı var. 3 ayda bir
Gördüğünüz gibi 1 eksi 1 olmuş, 7 9 olmuş, 10 olmuş, yani dalgalanıyor. 4 0 olmuş. Tabii bunlar temettü veriyor olabilir, düşüyor olabilir. Temettüler ekstra kazanç. Onları hesaba katmıyoruz. Yani bu ortalama bir sene için 6 5 yenilemiş. Yani 3 ayda bir 6 5. Şöyle olun, 4 dönemde 6 ile 4'e çarparsak %24 ediyor. Bunu da bileşik olarak yaptığımızda bunların her bir sütun ayrı bir değerlendirmeye tabi. Yani 3 ayda bir değerleniyor. Gelecek 3 ay yeni bilançoda yeni değerlenme olduğu için bunlar bileşik değil, ayrı ayrı yaptığımız için 7 al 16 gibi oluyor. Bunlar pozitifse daha büyük bir etki yapıyor senelikte. Dolayısıyla biz bunu 6 olarak çarparsan 4 kere 6 24. Birleştirdiğimiz zaman %28, %29 diye düşünün. Yani bir de temettüsü varsa işte %30, %35. Yani mevduata yatırdığınız paranın yenilenme hızı %15 oluyorken şişeye yatırdığınız paranın yenilenme hızı %30 bandına çıkabiliyor. Dolayısıyla yenilenme hızı %30'una çıkarsa hisse ederi de %30'una çıkması beklenir bir yılda. Evet. Bu şekilde hesaplamaları yapıyoruz. Yani burada yenileme hızı yüksek olanlar, yüksek kar ihtimali olanlar, bir de burada ederi düşük olacak. Örnek veriyorum. Vespe 17-20, 20 diyelim, 4 ile çarparsak %80, %90 kendini yeniler. Bunun üzerine de %10 temettü verse, yani %90, %95 minimum senelik bunun getirisi olması gerekiyor. Peki bu ederinin neresinde? Ederinin de %50 aşağısında. Yani hem fiyatı ucuz hem de kendini müthiş bir şekilde yeniliyor Vespe. Tabii bu gelecekteki kendini yenileme hızları bu şirketlerin kötüye gidebilir, iyiye gidebilir. Bilanço geldikçe biz bunu yapabiliyoruz. Yani şu yenileme hızları bilançodan bilanço 3 ayda bir yenilenebiliyor. Ama burada fiyatı, hissenin ederini bulma tablosunda her gün değişiyor bu. Yani hisse %10 eksi taban yapar. O zaman daha ucuz hale gelir. Yani diyelim burada BİM'e bakalım. BİM nerede? BİM. Yani 11,3. Bu eksi 10 yaparsa bu 10'a doğru yaklaşacak. Artı 10 yaparsa 12'ye doğru yaklaşacak bu. Yani bu günlük olarak değişiyor. Ama çok da önemli değil. Yani hissenin ederini siz aldıysanız, yani yarı fiyattan aldıysanız, yani Cemaş'ı aldıysanız, ederinin yarısı ve %27 yenileniyorsa, yani bir senede %100 artıyor. Bu hiç fiyat artmasa bile bu yenilendikçe bu 5'ten yarı yarıya 2,5'a düşecek. Yani bir sene sonra 2,5'a düşecek. Yani belli bir noktadan sonra artık bunu alıp 5'ten alıp 15'e götürürler. Yani ederinin de altına göre. Mesela Cemaş diye bir şirket var. Cemaş burada var mı? Cemaş. Cemaş yok. Yani yüksek şirketleri almamışık yani. Ederinin çok üstünde olan, eksi olan, bu özel hesaplamaya göre eksi olduğu zaman bu şirketleri şey yapmamız zorlaşıyor. Yani ederlerini bulmamız, hesaplamamız zorlaşıyor. Bu sefer bunlara hiç dokunmuyoruz. Zaten bunlar zarar eden şirket. Yani mesela Nibaş falan, bunlara girdiğimiz zaman çok büyük sıkıntılara yol açabilir. Bunun için bunları biz eksi olanları özellikle dokunmuyoruz, yani özel hesaplamamıza göre. Ama bunların içinden yine şeyler var. Mesela burada aldığımız hisseler var. Bunlar da bir gün ışığı gördüğümüz için buraya ekledik. Dolayısıyla önemli olan burada yenileme hızı, sonrasında ederi. Yenileme hızı yüksek, ederi düşükse bu bir gün gelecek yükselecek. Yani eğer hisseyi yükseltmiyorlarsa bu sefer yenileme hızından dolayı hissenin ederi 5'ten daha 2,5'a düşecek. Mesela Özakya'yı hisseyi yükseltmedikleri için kendi %10 yeniliyor. Yani senede 4 ile çarparsak %40, %40, %45, yani 45, yani %50, yani hissenin değeri aslında her sene %50 artması gerekiyor bu hesaba göre. Ama bu arttırmamış, bir de düşürmüş üzerine gele 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 2'ye gelmiş. Bunu alır adam 15 gün içinde %100 arttırır. Yani bu 2 olur 4. Ondan sonra 3 ay bekler. Bir daha %100 arttırır. O 4 olur 8 olur. Ederine geldi dersiniz.
Bu şekilde yani insanlar bekliyor, bir yerlerde bekliyorlar. Bu şekilde giriyorlar. 10 gün içinde 10 tane tavan yapıp hisseyi ederine getiriyorlar. İşte bu noktaları tespit edebiliyor muyuz? Edebiliriz. Bu şekilde buradan ucuz olduğunu görürüz. Burada bir hareketlenme, bu hissede aşırı alımlar gördüğümüz zaman bunu birileri taşıyacaktır demek. Yani anlamı bu. Şöyle yapabiliriz. Özakge'ye diyelim. Yani burada bu hissenin alım satımları çok düşük. Bu hissenin alım satımları şöyle şu şekilde hızlanırsa, yani bu demek oluyor ki bunu götürecek. Bakın burada hızlanmış, böyle gitmemiş gitmemiş. Buraya geldiğinden itibaren o birkaç hafta içinde ikiye katlamış. Gördüğünüz gibi burada kendini belli ediyor. Bir kere bu ucuz mu? Ucuz. Dolayısıyla bu anı beklemek, bu anda şuralarda buralara girip buralardan çıkabilmek, zaten buradan çıkılmaz. Belki düşünce çıkılır. Belki önemli olan bu. Bunu görebilmek. Yani ucuz olduğunu görebilmek ve ne zaman harekete başlayacak. O hareket sinyalleri de bu teknik analizden anlaşılabiliyor. 3 aşağı 5 yukarı. Hani zaten buy verdiği zaman, bakın burada buy vermiş. Buy verdiği zaman şey olarak hemen girebilirsiniz. Burada da yüksekten kırmızıdan sat verdiği zaman buradan çıkabilirsiniz yani karınızı aldıktan sonra. Dolayısıyla bu noktalarda dikkatli olmak gerekiyor. Yani bunlar ucuz. Mesela bu Güler Yatırım Holding, buna bakalım. Yani 2,7'sinde diyor. %23 yeniliyor diyor. Ne yapmış bu şirket bakalım. Güler Yatırım Holding. Evet. Bu şirket ne yapmış? Bir seneliğine bakalım otomatik olarak. Son bir senedir yatırımcısına ciddi zarara uğratmış bir şirket. %66 düşmüş. Peki bu %66 düşmüş. Düşmesini gerektirecek bir şey var mı? Bir şey var. O da halka açıklık oranı %99 olmuş. Ama bu önemli bir şey mi? Buradan Güler Yatırım Holding'e bakalım. Güler GG bulalım. Güler Yatırım Holding. Evet, Güler Yatırım Holding. Evet. Son bir senedir hiçbir şekilde zarar etmemiş. Yani kendisini çok ciddi bir şekilde yenilemesine rağmen hisseyi çok ciddi bir şekilde düşürmüşler. Tabii bu hissede olanlar için çok acı bir durum. Şu an için artık bu düşürme sona geldi diye düşünüyorum. Çünkü Güler Yatırım Holding artık yani %70'iz kontrol olmuş, 70'i de açmış. Borcu da çok yok. Yani hep kendini de çok iyi yeniliyor. Yani bu şekilde yenilemeye devam ederse 2,7 olacak 1,5. Yani hisseyi hiç düşürmezseniz 2,7 1,5 olur bu bir sene içinde. 1 olur, 1'e kadar gider ama artık bu doyuma gelmiştir. Bence bana göre %99 açıklık olması biraz sıkıntı ama o açıklık zamanında bir senedir hep para kazanmış, hep cebine koymuş. Bu taraftan da baktığımızda artıp cebine koymuş %60 da hissesini düşürmüşler. Bu baskılamadır bana göre. Bu şirketin alımları yani bu şirkete girişler hacimli olmaya başladığı anda bu şirket çok hızlı yürür. Bu kadar basit. Yani bu hacimleri görmeye başladığınız an bu şirket artık buralarda tutamazsınız. İki katına çıkar. Yani analizlerimiz bu şekilde. Dinleyen herkese teşekkür ederiz.